Değerli İl Başkan, Belediye Başkanı arkadaşlarım, Meclis üyesi arkadaşlarım, çok değerli yönetici arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii bizi izleyen İstanbul'da hemşehrilerime, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'u yönetmek dünyanın en kutsal vazifelerinden biri olduğunu düşünenlerden. İstanbul gibi dünya emaneti bir kenti, bu güzel cennet vatanımızın en değerli parçasını yönetmek ve bu sorumluluğu her anında hücrelerine kadar hissederek yönetmek hepimizin sorumluluğu. Dolayısıyla 21. yüzyıla yakışan ve bu çağın gereklerini yerine getiren, özellikle şehrimizde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe dair umutlarını yeşerten bir anlayışla bu kenti yönetmek. Dolayısıyla yeni nesil bir siyaset anlayışıyla bu kentin yöneticiliğini yapmak, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla bu kente hizmet etmek ve özellikle bu çağın gereği ve asla yolundan vazgeçmeyeceğimiz şekilde ifade etmeliyiz ki yine yerel demokrasiyi en üst seviyede tutarak yeni nesil yerel demokrasi anlayışıyla bu şehri yönetmek bizim esas bakışlarımız olacaktır. Prensiplerimizin başında bu kente özen göstermek ve şehirde yaşayan herkese, insana saygı duyarak yöneticiliğini ortaya koymak. Kente özen göstermek, değerli dostlar, kıymetli yol arkadaşlarım, bu kentin tarihine, maneviyatına, bu kentin denizine, doğasına, havasına, suyuna, her şeyine, her dokusuna özen göstererek bu kentin yöneticisi olmak. Bu şekilde kadim kente hiçbir zararın gelmesini ortadan kaldıracak, riskleri ortadan kaldıracak anlayışı bu şehre hakim kılmak. İnsana saygı dediğimizde ise insana saygı duyarak bu şehri yönetmek, bu şehir detaylarıyla ilgilenmek, önce insan diyerek hizmetlerinizi topluma servis edebilmek. Ve yine özellikle şunu ifade edelim ki kişilere, kurumlara ya da özel seçilmiş derneklere, vakıflara değil topluma hizmet edebilmek, halka hizmet edebilmek. Bütünüyle insana saygı dediğimiz halka hizmet ederken hiçbir ayrım yapmaksızın topluma hizmet edebilme karakterini en üst seviyede tutabilmek demektir. Bütün bu kavramlar bizim yol haritamızın ana prensipleri olacaktır. Özellikle şunu ifade ederim ki son toplantımızda da Cumhuriyet Halk Partisi adına genel başkanımız yerel yönetimlere 7 madde sıralamıştır. Kaldı ki tümüyle aynı düşünceleri paylaşan ve bu düşüncelerle yola çıkan bir anlayışı temsil etmemiz bizi çok ama çok mutlu etmiştir. Özellikle bu maddelerde biz tüm hemşehrilerimize inanç ve kimlik nedeniyle ayrım yapmaksızın eşit davranacağız anlayışı. İkinci maddesi hizmeti belirli bir zümre için değil halk için yapacağız anlayışı. Üçüncüsü ise özellikle dar gelirli mahallelerimize pozitif ayrımcılık yapacak engelli ve dezavantajlı gruplara hak ettiği hizmeti mutlaka yerinde fazlasıyla vereceğiz anlayışı. Dördüncüsü, sosyal belediyecilik adına sahibin verdiğini, sorenin görmediği, yoksulluğun teşhir edilmediği bir anlayış. Beşincisi, özellikle bu dönemde hepimizi çok ilgilendiren, her kuruşun hesabını veren, en şeffaf denetlemelerle millete sürekli yüzü dönük bir şekilde hizmet etme anlayışı ve özellikle bizim de çok önem verdiğimiz altıncı maddesi adil olmak. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu şehrin insanına,
bu şehirde yaşayan herkese her ortamda adil davranacak. Ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özellikle yönetici atamalarında liyakata önem veren, partizanlık yapmadan insanları kucaklayan ve de özellikle işinin ehli insanlara görevini teslim etme anlayışıyla yol yürüme prensibi. İşte bu 7 madde açıkçası bugün yaptığımız hazırlığında ana temel unsurlarını oluşturmuş olması, aynı yönde, aynı paralellikte yol yürüyor olmamız bizleri çok ama çok mutlu etmiştir. Değerli dostlar, 2019 yılında gerçekten tarihe damga vuran iki seçim yaşadık. Her iki seçimi kazanmak toplumda bir teveccühle bu yola çıkış gerçekten sorumluluğumuzu büyütendir yola çıkış. Aynı zamanda bu süreçte çokça toplumun hiç dile getirmediği birçok konunun dile gelmesiyle yenilikçi bir anlayışın herkes tarafından hissedilir duruma gelmesi bizler için bir şanstır. Dolayısıyla biz en üst seviyede bu sorumluluğu taşıyacak ve bu sorumlulukla yoluna devam edeceğiz. Şunu belirtmek istiyorum. 85 bin çalışanı olduğu raporlarımızda mevcut. Tabii bugün itibariyle görevimizi almaya dönük 40. gününe doğru yaklaşıyoruz. Mazbatayı alıp resmi göreve başladığımız gün itibariyle 40. günündeyiz. Aslında gerçekten böyle büyük bir organizasyonda 40 günde yaptığımız işler, hazırlıklar en üst seviyededir. Bunu bilmenizi isterim. Bir kısım engellere, bir kısım bürokratik ya da genelge üzerinden yapılan engellemelere rağmen en pratik şekliyle, en düzgün şekliyle bugünlere gelebilmiş durumdayız. 85 bin çalışanımıza şunu söylüyorum. Biz emeğiyle, bizimle çalışan herkesin bizim başımızın üstünde yeri ve vardır anlayışı buradan yinelemek istiyorum. Tek derdimiz şu, çalışmıyorsa, emek vermeden bir şekilde maaş alıyorsa bizim duvarımız ona karşıdır. Biz bu şehire adaleti getirmek adına yola çıktığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bu iki seçimin bize vermiş olduğu en değerli talimat budur. O bakımdan 85 bin çalışanımızın en doğru şekliyle, en üst seviyede performansıyla beraber işine odaklanmasını ve bu şehrin halkından aldığı maaşın hakkını yine şehrinin halkına hizmet ederek vermesini buradan söylemek istiyorum. Ben çalışan bütün arkadaşlarıma en üst seviyede de güvendiğimi duyurmak isterim. Değerli arkadaşlarım, özellikle bu yeni süreçte bizimle beraber yola çıkan çok kıymetli yol arkadaşlarımız, şunu ifade edeyim. Nasıl bir görev anlayışımız? Elbette az önce söylediğim yeni prensip bizim için vazgeçilmez unsurlar. Ama bunun yanı sıra bir takım hususlardan sizlere bahsetmeyi vazife bilirim. Bunları zaman içerisinde sıklıkla kullanacağız. Benim yol arkadaşım mutlaka ve mutlaka kibirden uzak olacak. Yani makamında dururken, sokakta çalışırken, insanlarla buluşurken kibirden arınmış tüm tevazu duygusuyla bu şehrin 16 milyon insanına hizmet ettiğinin farkında olduğunu gözleriyle, davranışlarıyla hissettirmelidir. Bu çok önemli. Ve şunu ifade ederim. Benim yol arkadaşım vatandaşın yapılacak bir işini kanunen, hukuken doğru olan bir işini hiç bekletmeksizin yerine getirmeli, işini yapıp vatandaşa teslim etmeli. Eğer bir sorunu varsa, hukuki engeli varsa o zaman da vatandaşa tüm açıklığıyla süreci izah etmeli, niçin yapamadığını anlatmalı. Bu tümüyle bir şeffaflık anlayışıdır. Aynı şekilde biz bir takım olduğumuzu, buraya gelen hiçbir arkadaşım, benim eşim, dostum, akrabam değil. Buraya gelen her arkadaşım hayatında oluşturduğu becerileriyle bugün buradadır, bize eşlik etmektedir.
yeni arkadaşlarımız da aramıza katılacaktır. Dolayısıyla tümüyle elinden gelenin en iyisini yapma prensibiyle hareket etmelidir. Benim yol arkadaşlarım muazzam bir dayanışma duygusuyla hareket etmelidir. Birbirinin eksiğini gören değil, tüm arkadaşlarına şu yolu göstermelidir ki takım arkadaşı olan birbirine yardımcı olandır. Birbirinin eksiğini kapatandır. Hani spordaki, futboldaki kademesine girendir. Yoksa rakip takımın yolunu açan değil, ona yardımcı olan değil, önünde yol koşan ya da o işi yapan arkadaşının eksiğini kapatan, yolundaki sıkıntıları kaldıran bir arkadaşlıkla hareket etmelidir. Dolayısıyla benim yol arkadaşlarım mutlaka dürüst, çalışkan, iyi niyetli olduğuna inandığım yol arkadaşlarım, az önce bahsettiğim 7 davranış gereği mutlaka şeffaflığı ön planda tutan, bulunduğu kurum itibariyle hesap vermek zorunda olduğunu bilen ve tümüyle denetlendiğinin farkında olan kişiler olmalıdırlar. Değerli arkadaşlarım, bizim muazzam bir şekilde finans reformlarına ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönem sadece İstanbul'un değil, Türkiye'mizin de finans noktasında, ekonomiyi iyi yönetme noktasında yenilikçi hamlelere ve bir kısım kalıcı, özellikle süreci değiştiren ve gerçekten Türkiye'ye ders olan bir takım hamlelerle yolumuza devam etmeliyiz. Değerli arkadaşlar, iki karakter burada çok önemli. İsrafa son veren bir anlayışla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek zorundayız. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken mutlaka ve mutlaka tasarruf yapmayı, tasarruf etmeyi aklımızdan çıkartmamalıyız. Bunları yaparken bunu güncel ekonomik sıkıntılardan dolayı yaptığımızı değil, bunları bu kurumun birer prensibi haline getirmeyi ihmal etmemeliyiz. Yani bizler mutlaka bu şehirde kalıcı anlamda hiçbir zaman israfın olmaması adına bir takım kalıcı prensipleri, kalıcı bir takım kuralları bu şehrin yönetimine katmalıyız. Aynı zamanda tasarruf etmeyi. Dolayısıyla kısacası değerli dostlar, her zaman her yerde söylüyorum, biz aynı zamanda bu şehirde bir seferberlik dönemini başlattığımızı, tümüyle ekonomiden başlamak üzere, yönetim anlayışından başlamak üzere bir seferberlik dönemi başlattığımızı asla ve asla unutmamalıyız. Kıymetli yol arkadaşlarım, bir şey daha var. Özellikle bu israf tasarruf sürecinden bahsetmişken kaynakları iyi kullanmayı, bu şehrin fırsatlarını, yeni kaynaklarını yine bu şehrin yönetimine, gündemine katmayı unutmamalıyız. Aynı zamanda ihmal edilmiş, eğer kendi bulunduğunuz alanda gedikler açılmış, görünmez bir takım yöntemlerle gelir kaybına uğrayan kurumlarınızın derhal bu açıklarını ve gediklerini kapatmayı ve bu şehrin gelirine gelir katmayı ihmal etmemeliyiz. Evet, zor günler var önümüzde, sıkıntılı günler var, bunu görüyoruz. Özellikle bu anlamda zor ve sıkıntılı günler var. Ama şunu bilmeliyiz ki biz bu sürecin, bu zorluğunu bilerek yola çıkmış ve bu sürecin zorluğunun engellerini aşacak kabiliyete sahip insanlar olduğumuzun farkında olmalıyız. Bir şeyin de altını çizmeliyiz ki şanslıyız, çünkü İstanbul yönetimiyiz. İstanbul'un dünyanın hiçbir kentinde olmayacak derecede fırsatlara sahip olduğunu, dünyanın gözünün bizim ise üzerimizde olduğunu ve her hususta atacağımız her doğru adımda bize inanan, bize yol arkadaşlığı yapmaya hazır hem ülkemizde hem ülkemizin dışında milyonlarca insanın olduğunu asla ve asla aklımızdan çıkartmamalıyız. Değerli arkadaşlarım, aynı zamanda bu seferberlik sürecinin bir başka unsuru da denetlenmek. Bu çok önemli. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal ve aynı zamanda resmi denetleme prensipleri var. Ama yanı sıra iştiraklerimizde özellikle uluslararası deneyime sahip bir kısım kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla aynı zamanda Türkiye'nin
muhtelif meslek kuruluşlarının da destekleriyle sürekli denetlenebilir bir düzeni kentimizin yönetimine katacağımızın taahhüdünü vermiştik. Bunu harekete geçirecek ve yönetim anlayışında hiçbir zaman bunu ihmal etmeyecek olanlar da sizlersiniz. Dolayısıyla şeffaflığı denetlenme prensibiyle tamamladığımızda halkımızın keyifle, huzurla bizi takip ederken benim kentimin tek bir kuruşunu dahi emanet ettiğinden dolayı mutluluğunu yaşadığı bir yönetim olmayı inşallah günün sonunda başaracağız. Değerli arkadaşlarım, bu başarılar dünya kenti İstanbul'u hak ettiği yere taşıyacak. Dünya kenti İstanbul demek dünyanın en fazla ziyaret edilen kenti olma hedefidir. Dünya kenti İstanbul demek dünyanın en şeffaf, en demokratik anlayışla yönetilen bir kenti olabilmek demektir. Zira ben seçim meydanlarında bu şehrin gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım diye bir hedef koymuştum. İnşallah sizler bu süreci destekleyerek benim bu hedefe ulaşmama yardımcı olacaksınız. Dolayısıyla dünya kenti olabilmek demek dünyanın iş insanları, yaratıcı insanlarını bu kente çekebilmek, bu şehirde dünyanın en üretken insanlarını var edebilmek demektir. Dünya kenti olabilmek demek, bu şehirde Bağcılar'da yaşayan çocuğumuzla Kadıköy'deki çocuğumuzu eşitleyebilmek demektir. Dünya kenti olabilmek demek, bu şehirde kadınların özgürce hayata katılabildiği ve dünya standartlarında üretken olabildiği bir kent olabilmek demek. Dünya kenti İstanbul demek, bu şehrin her yanının en yeşil, en güzel şekliyle topluma bir hizmet sunabildiği bir kent olabilmek demek. Dünya kenti İstanbul demek, kültürüyle, sanatıyla, bu şehrin güzel insanların ürünleriyle dünyaya ürünler üreten ve güzel programlarıyla bütün dünyayı bu şehre davet eden bir kent olabilmek demek. Bu aynı zamanda mutlu bir şehir, özgür bir şehir, insanların kendilerini özgürce ifade edebildikleri, özgün çevrelerle, modern çevrelerle dünyaya kapılarını açan bir kent olabilmek demektir. Değerli dostlarım, kıymetli yol arkadaşlarım, bugün itibariyle tanıttığımız bir kısım öncesinde göreve başlayan arkadaşlarım da var. Aramıza katılacak arkadaşlarımız da var. Bugün açıklayamadığımız 8 iştirakimiz de var. Çalışmalarımız devam ediyor. Ama biz özellikle Ağustos sonu itibariyle iştiraklerimiz dahil genel müdür seviyesinde sürecimizi tamamlamak, bir kısım yönetim kurulu takvimleri ve revizyonlarıyla beraber önümüzde yaklaşık 6 aylık bir süreç koymuştuk. 6 ay içerisinde inşallah tüm yönetim kadrolarını tamamlamış ve işine odaklanmış, üretime başlamış bir şehir yönetimi olmak istiyoruz. Zira beklentilerin büyük olduğunun farkındayım. Hatta az önce dedim ya, neredeyse 40 günü tamamlayabildik diye tanımda bulundum. Geçen günlerde bir hemşerimiz yoğun şikayetleriyle bana geldi. Sıkıntılarını anlattı, problemlerini anlattı, çözülmesini istedi. Ben de hani kusura bakmayın, özür dileyerek kendisine, ya biz daha 32-33 günlük bir yönetimiz, bakın daha kadrolarımızı tamamlayamadık, bize mutlak bir zaman ayırın ve ondan sonra bunları bizim halletmemizi bekleyin dediğimizde böyle bir duraksadı. Ya ben seni 7-8 aydır başkan zannediyorum dedi. Tabii seçimin yarattığı atmosfer görünüyor ki uzun zamandır İstanbul'u bizim yönettiğimiz düşüncesini insanlara nakşetmiş. Ama bilinsin ki biz daha 40 günlük belediyeyiz. Benim burada belediye başkan arkadaşlarım var. Onlar tabii 5 ayını tamamlamak üzereler. Biz daha 40 günlük belediye başkanıyız. Dolayısıyla da ekibimiz daha yeni. Süreç yeni başlıyor. Ama hızlı hareket etmemiz gerektiğinin farkındayım. Çok hızlı işler yapmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Tümüyle meclis grubumuzla, tüm meclis üyelerimizle çoğunluğun İstanbul halkı olduğu anlayışından uzaklaşmamak kaydıyla mecliste bu şehrin lehine kararlar alarak bürokrasimizde, iştirak yönetimlerimizde bu dönük hizmetleri önceleyerek güzel bir yol haritamız var. Allah'ın izniyle başaracağız ve söylediğim gibi bu şehri güzel bir kent,
Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesi noktasında lokomotif bir kent olma konumunu inşallah İstanbul'a hep birlikte yaşatacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yola çıkan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah bizi mahcup etmesin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sağ olun. Değerli katılımcılar, şimdi Sayın Başkanımızın yol arkadaşları, takım arkadaşları tek tek isimleriyle sahnemize gelecekler. Gelen sekreterimiz Sayın Yavuz Erkut Beyefendi. Gelen sekreter yardımcımız Sayın Şengül Altan Aslan. Gelen sekreter yardımcımız Sayın Yeşim Meltem Şişli. Genel sekreter yardımcımız Sayın İbrahim Orhan Demir. Genel sekreter yardımcımız Sayın Mehmet Çakılcıoğlu. Genel sekreter yardımcımız Sayın Murat Kalkanlı. Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Murat Yazıcı. Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Turgut Tuncay Önbilgi. Başkan Danışmanımız Sayın Murat Ongun. Başkan Danışmanımız Sayın Ertan Yıldız. Başkan Danışmanımız Sayın Yiğit Oğuz Duman. İETT İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Ahmet Bağış. Alfabetik sırayla iştirak genel müdürlerimiz. Delfin Genel Müdürü Sayın Yücel Karadeniz. Deltur Genel Müdürü Sayın Ömer Güçlü Şeneler. Bintaş Genel Müdürü Sayın Nazım Akkoyun. Boğaziçi Yönetim Genel Müdürü Sayın Ethem Pişkin. Enerji AŞ Genel Müdürü Sayın Aslan Değirmenci. Halk Ekmek Genel Müdürü Sayın Salih Bekaroğlu. Güven Su ve Hamidiye Genel Müdürü Sayın Sertaç Nişli. İSPAK Genel Müdürü Sayın Bahattin Yetkin. İSFALT Genel Müdürü Sayın Burak Sırali. İSPAK Genel Müdürü Sayın Murat Çakır. İSPER Genel Müdürü Sayın Ayşe Banu Saraçlar. İSTAŞ Genel Müdürü Sayın Mustafa Canlı. İSGÜVEN Genel Müdürü Sayın Ahmet Can Buğday. İSTON Genel Müdürümüz Sayın Ziya Gökmen Tokay. İSTELKOM Genel Müdürümüz Sayın Nihat Narin. KİTAŞ Genel Müdürü Sayın Ali Kurt. Kültür AŞ Genel Müdürü Sayın Serdal Taşkın. Medya AŞ Genel Müdürü Sayın İpek Elif Atayman. Spor AŞ Genel Müdürü Sayın İzzet Renay Onur. İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürü Sayın Sinem Dedetaş. Ve bugün son olarak UGETAM Genel Müdürü Sayın İbrahim Edin. Fotoğrafımızı şu an alıyoruz. Gönül dolusu başarılar diliyor ve sizlere alkışlıyoruz. İşte İstanbul'un yeni kapısı.
Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin üst düzey yöneticilerini daha yakından tanıma fırsatı bulduğumuz programımız böylelikle sona eriyor. Katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Selamlarımız.